Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Çayeli Çayeli'nden gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Sahil Seyahat Gezhanemizi buluyoruz. Evet, şöyle. Evet, otobüsümüz de şöyle gösterebilirsin otobüsümüzü. Otobüsümüzden burada. Evet, Sahil Seyahat otobüsümüzü. Şöyle ağır bir şekilde sahilde şöyle bir gösterelim. Evet. Evet, şu tarafa doğru geçelim diye. Selam verelim gezegenimizdeki arkadaşlarımıza. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Selam olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Anladınız. Nasılsınız? Sizlerin formunu görüyorsun maşallah. Nasılsınız? Sağ olasın. Şöyle şu tarafa doğru geçelim. Şöyle bir tabelamızı da bir göster bakalım. Sağ olasın. Evet, şöyle. Geçelim içeriye doğru. Şöyle görelim. Yavaş yavaş. Evet, kamera da ağır ama güçlü. Kameraman iyi ama. Evet, güçlü. Evet, Sayın Seyahat arkadaşlar, görüyorsunuz. Karadeniz'in olması olması bütün kıtası. Evet. Uşadası, 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 Ankara, Afyon, Rize. Yani birçok bir memlekete yolcuları taşıyor. Banko geliyoruz Sayın Seyahat'a banko geliyoruz. Recep. Recep 28 sene. Şöyle biraz daha yanaşabiliriz. Yaşımız ama. Ha, 28 senedir rica edersin ama yaşını gösteriyoruz değil mi? Recep, evli misin soralım. Kaç çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Kız erkek. Maşallah. Yani çocuklar daha evli var mı? Daha gelsin. Recep, şehrin neresi? Kemerköy. Kemerköy'e bir selam gönderiyoruz. Buna çizgiye yalanızı istiyorsun değil mi Recep? Evet, şöyle geçelim. Sendeki dokunu da gösterelim. Şöyle. Sayın. Sizde figürler gibi var. Sizde figürler de şöyle üstlerine geçelim. Evet, şöyle soralım da anne baba sağ mı? Sağ ol. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz? 11. Maşallah. Şunu biraz daha kameraman yanasın. Böyle daha yakışıklı göstersin. Herhalde. Değil mi? Recep? Özdal. Özdal. Özdal ne? Soy isim neden böyle? Özdal. Eski soy isim kanunundan sonra Özdal olarak soy isim alındı. Özdal. Esas Hüsnüoğlu derler. Hüsnüoğlu. Recep biliyorsun gelen herkese soruyoruz. Recep. Hanım nerede Recep? Bu da Murat Sayın. Nasıl tanıştınız? O da yazıhanesiydi. Burada Sevda mı gitti? Bize seçtim. Oğlum nasıl? O zaman ben metro turizmindeydim. Ha Sevda mı? 13 sene metro turizmi işlettim. Maşallah. Show turizm. Sen hayal. Sahil Yıldızı, Kuzey Yıldızı. Kuzey. Lüks Karadeniz. En son Sahil Seyahat. Buradan. Yasin Kocaman'ın yanındayız. Evet. Selamlar gönderiyoruz. Çok sağ olun. Bütün çok sağ olun. Sahil Seyahat. Kaptan, camiasın, hepsinin ayrıca selamını gönderiyoruz. Evet, şöyle bir yakışıklı birisi daha var. Biz tanıyoruz ama ikisi su isim alalım. Ahmet Karal. Ahmet Karal. Bu Sahil Seyahat'ta otobüs kaptanı. Kaç yıldır Ahmet Karal? Ben aşağı yukarı 18 senedir burada çalışıyorum. Ama ben orada tizlere kamyonculuk yapmışım. Eski yerde. Otobüs kaptanlar kamyon. Sağlam oluyor değil mi? Tabii. Alt yapısı sağlam oluyor. Alt yapısı sağlam. 22 senede kamyonculuk etmişim uzun yolda. Maşallah. Ondan sonra da otobüse binmişim yani. Devam ediyoruz. Yaş 56. 56. Yani 50 geçti ama daha birçok da senede bürosu sallarsın. Sağlık, sağlık seyahat iyi şükürler olsun. Biz rahatsızlığımız yok. Devam ediyoruz. Maşallah. Kaç uzun var? 3 tane çocuk var. İki erkek, bir kız var. Al. İki sevdi, bir tanesi beşe. Allah bağışlasın. Sormuştuk sana ama bu sakatlığı mı? Sen nasıl görüyorsun? Nasıl? Gençlikte bir yaşa geldim. Yönden ezi sana. Görüzün sürü de nasıl? Görüzün sürü de. Sevdalık etmedin mi ya? Sevdalık etmişik tabii. Yaş etmeden olmaz bu işte. Çok sağ 9 sene sevdalık etmiş. O kadar da olmaz ya. Çok sağ çok uzun sevdalık. Sevdalık kısat da nasıl işi bitiriyoruz adım değil mi? Sevdalık. Yani ihtiyacı var evleneceksin. Tabii yani kimisi görüzünsün, kimisi Allah mutlu. Sonu iyi olsun değil mi? Aynen. Anne baba sağ ol, sağ ol. Yok. Allah'a emanet olun. Kaç kardeşsiniz siz? Biz
Erçek Güz, Beş Kardeşik. Erçek Güz, Beş Kardeşik. Nasıl kaptanlık yolunda gidiyorsun? Şu anda zor. Şu anda kaptanlık zor. Eskiden kolaydı. Herkes tecrübeliydi. Şu anda kaptan tecrübesini yarı yarıya fark eder yani. Yani yolda giderken bir adamın şoförün ne olduğunu anlar. Şoför kişi belli olur, yazın değil. Kişi karnı arabaya sürecek, şoför olup olmadığı çıkacak belli olur. Yazın zaten araba kendi gidiyor. Kişi sen kullanıyorsun, yazın kendi gidiyor. Evet. Onun için kaptanlık kolay bir meslek değil. Ama herkes çıkıyor, yapıyor. Ehliyet şimdi parayla veriliyor. Eskiden hak edip alacaksın. Hak edene veriyordu da. Şimdi hak edene vermiyor da şimdi paraya basıyorsun, ehliyet alıyorsun, çık arabanın üzerine, oldun şoför, giriyorlar. Aynen. Ondan sonra yollar Allah göstermesin, kazalar oldu, buldu işte, böyle gidiyor işte. Eski yollarda hiç kaza oluyordu mu fazla tek şeritli yollarda? Şimdi otobanlar hep kaza oluyor. Niye? Herkes uyuyor, arabalar rahat, şoförlük işi kolay. Anlasın mı? Böyle işte. Dedi de bana güzelmişsin, çok iyi Türk'ü söyler. Yok. Geçiktim. Kandırdın da sen. Allah aşkına. Hemen inandın. İnanabilirim. Ne nasıl? Bir bakım versin söyle. Geç. Yok abi. Allah aşkına. Biz sana otobüs alakalı her şeyi söyleriz ama şarkı söyleyemeyiz. Şarkı, şarkı. Onu şeyleri söylesin. Ustalar, ustalar. Şimdi... Ama sen hiç kemanı çalarsın ha. Bir şeyler yapayım. Getirsen de. O geçen götürmüştüm, onu Arapya'ya bulmaya gelmiştim de. Geldim ama. Bir dahaki sefer eğer öyle yapıyorum. Kemenize alır, çağırırız. Araklı da kemenizeyi severler. Biz de Tulum'u severler. Araklı'dan mısın? Yok yok. Salak'tan mı? Salak'tan mı? Mura diyelim. Sultan'ın aynı yerde. Kemenizeyi tekazın belmedi ama. Şimdi... Ben izleyeyim seninle. İzliyorsun. Gidiyoruz abi. Bunlar yok. Her tarafa gidiyoruz ya. Avrupa'ya bile pasamı çıkarmadım. Dedi bana gelir misin? Abi evet, yazanında çalışıyorsun. Anlat bakalım yazanıyla ilgili. Abi sezon bitti. Sezon bitti, okullar açıldı. Çaylar bitmek üzere. O yüzden tabii iyi oldu. Zayıfladı yani. Yoğunluk buradan mu? Gene biraz vardı. Var, var, çok zayıf. Orada mı? Bayağı bir zayıf. Gelirken de gene az bir boşluk vardı. Çok ya, genelde haftanın 7 günü diyeyim sana 6 günü zayıf yani. Gelişler ama gidişler iyi yani. Gidişler güzel. Baktım listeye az bir boşluk. Şu anda millet ciddi da, işine de evine ya, gidiyor. Tabi, mazot olayı bayağı etkiledi. Otobüs sektörünü çok etkiledi. 41 lira mazot. Tabi. Buradan dile getirelim yani. Çok arabacının belini kırdı yani. Şimdi Çeyli'nden her gün nerede araba kalkıyor? Abi bizim hiç değişmeyen sahil seyahati Kuşadası sağlam. Her gün var. Kaçta? Çanakkale. Sabah 8.30'da. Kuşadası. Bu yazların sabah 5.30'da açılır. Sabah Bafra arabası başlar. Kim açıyor yazı? Yerinde Yasin abi, Yasin Koçak. Nereye kayboldu ya? Ondan sonra hastalık biraz istirahattı. Sabah 7-10 geçe Bafra başlar. Sabah 8.30'da yine Kuşadası. Ondan sonra Çanakkale 10'da. 12 İstanbul. Kollar ama 5 İstanbul. Akşam 8.45 Tokat. Amasya üzerinde Samsun, Amasya, Tokat, Sivas. Ondan sonra 9.30'da yine Bafra'yla kapatırız. En son biz kapatırız. İlk başta biz açarız, bismillah. Akşam biz kapatırız. Ne zaman bitti? Bir saat oldu. Vallahi yakalayamadım onu ama çok selam olsun. Bu işin duayını da Yasin Koçal. Çok selam olsun. Harem'de Muhammed Koçal, evet. Kardeşi. Evet. Ümraniye'de Mehmet abi Koçal, amcasının oğlu. Ama kadro sağlam ya. Yani. Kadro sağlam. Buradan selamlar gönderir, Allah sağlık versin. Oktay abi vardı burada, emekli oldu işte, 5 ay oldu, onun yerine ben geçiyorum. Olsun. Evet, onlara da tüm hizmet veren kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Kolaylık versin başka. Cümlemizi kazasız. Evet, söyleyeceğiniz son sözlerini alalım. Son söz bu da abi, geliniz, teşekkürler. Çay ısmarlarız sana, karnı nasıl yemeğimi sağlarız. Teşekkür ederim. Çay içeriz. Çay içeriz. Size de son sözlerini alalım. Biz de böyle işte, şimdi istirahattayız, 35'incisine başlayacağız, çalışmaya devam ediyoruz yani. İşimiz daha bitmedi. Bu iş bitmez. Gelinceye kadar devam eder. Evet. Biri gelir, biri gider. Aynen. Devam eder yani, başka bir şey yok. Herkese... Kamera değişikliği yapalım mı? Yakışıklı. Alayım kamerayı. Geç şöyle kamera arkasını. Aynı işimi bozmazdan devam ediyoruz. Parmağını tutma. Evet. Çıkar mı? Yok, gör şöyle. Evet, biz tanıyoruz ama sizleri tanıyalım. Ben 2008'de harem yazmamesine başladım.
servis şoförü olarak 2012'de Çayeli'ne geldim. Babamın rahatsızlığı dolayısıyla Çayeli Hastanesi'ne başladım. 2012'den beri burada. Buradasın. İsim süresi? Ali Kösel. Ali Kösel. Yaş kaç? Yaş 59. Maşallah. Maşallah dedi. 10 senede mavillik şeyim var. Maşallah. Kaç çocuk var? Çocuk yok. Olur her şey. Yani ben çocuk mu olmasın? Yani. Bir de olur bin de. Allah onu kapattın beri. Sizin çok sen içi değil. Tamam ben hallederim. Hanım nereli? Evet. Hanım buralı. Annesi bizim köylü. Yazıhanede. Annesi burada yukarıda bir yamaç köyü diye bir yer var. Oraya evliydi. Zaten bizim köyün torunu. Görücüsü bir yerden. Nasıl tanıştınız sevdalık? Sevdalık mendalık yok. Yok. Şöyle evet. Değil, görücüsün. Görücüsün. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Buradan sevdiklerine de bir selam söyle. Diğer yazarıcı arkadaşlara hepsine selam söyleyeyim. Eyvallah. Şöyle gene bir değişiklik yapalım. Son olarak zaten kapatalım yayını. Evet. Özellikle için niyeti değişik, türkü söylemek. Evet. Son sözlerini alalım. Son sözleri abi sağ ol. Ayağına sağlık, geldim. Yeni bekleriz. Yok, geçen gelmiştim. Yok, buraya vardı. Şimdi dolayısıyla. Rize'ye uğradık yoksa lan. Gördün değil mi? Gördüm. Evet, değerli izleyiciler, yayın Rize. Rize, Çayeli, Sayıseyar. Mapavri'deyiz. Eski ismi Mapavri'de değil mi? Evet, Mapavri'de. Rize'nin zorunda bilmezse tamam. Çayeli Rize'nin gerçekleştirdik. Bence. Çalışan kardeşimiz, kaptanımız, güzel, hoş bir sohbetimiz. Buradan bütün kaptanlara, yolculara, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sayın Seyahat ailemizin firması ve gönül rahatlığıyla tecrübeleri, kaptanlarıyla. Çok tecrübeli bizim kaptanlarımız. Evet, sizin tecrübelerinize ulaştırıyor. Bize Çayeli'nden, Çayeli. Sen yazarsanız selamlar, sevgiler. Bir yakışıklı sana kameraya. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.